eğitim emekçileri okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Öğretmenler eylemde. İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan bir öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülmesine yönelik tepkiler sürüyor. Öğretmenlerin beklediği tek şey vardır, saygı. Saygıda kusur etmeyin. Okul müdürü İbrahim Oktugan, Irak uyruklu 17 yaşındaki öğrenci YK tarafından silahla vurularak öldürüldü. Çok iyi bir hocaydı da işte yazık oldu, hoca da gitti. Bütün öğretmenlerine saygısız ismiyle hitap edip küfürlü konuşan, en son patlak verdiği olay zaten öğretmenlerimizden bir tanesinin küfürlü bir hitapta bulunması. YK çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken eğitim sendikaları ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Daha kötü bir olayın, daha kötü bir sıkıntının ve sorunun yaşanmaması adına hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı uyarıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Oktugan'a başsağlığında bulundu. Bakan Tekin paylaşımda hepimizi derinden etkileyen bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Eğitim sendikaları bir süredir yetkililere yasaların değiştirilmesi ve eğitim alanındaki şiddetin durdurulması yönünde çağrıda bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımları ile öğretmenlik meslek kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı koşullarda eğitim emekçileri okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi, ne failin öğrenci oluşu, ne de failin uyruğuyla ilgilidir. Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri göstermesi, CİMER uygulamasının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, MEB'in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik eylem ve yaklaşımlarıyla öğretmenlik meslek kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırdığı koşullarda savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlenmenin yapılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız.